Herkese merhaba arkadaşlar gene kap haberleriyle karşınızdayız kap haberlerini duyduğumuz hisselerin yani bildirimde bulunan hisselerin e, teknik analizlerini yapacağız öncesinde de kap haberlerini birlikte okuyacağız arkadaşlar buna istenen de teknik analizini yapacağız e, videoya geçmeden önce şöyle sıralamak istiyorum size politeknik metal konya kağıt sanayi Carrefour,sa kervan gıda e, matrix bilgi kafein yazılı bunlardan sadece kervan pay geri alımı yapıyor Geri kalan 5 tanesi de kar payı dağıtıma ilişkin bildirde bulunmuş. Bu ayın 18'i ve bugün dahil arkadaşlar. Totali için konuşuyorum. Bu 6 tane hisse ayın 18'i ve bugün için açıklama yapılanlar. Bunlardan Politeknik Metal'le başlayacağız. Başlamadan hemen önce arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Kanala abone olmayı unutmayın. Yavaş yavaş büyüyoruz. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmuyorsunuz. Ve mutlaka yorum yapın arkadaşlar. Nokta olsa, teşekkür olsa ya da başka bir şekilde algoritmayı kuvvetlendirmekte fayda var. E, algoritmayı destekleyici hareketlerde bulunmakta fayda var. Yukarılarda çıkabilmek, daha fazla kişilere ulaşabilmek için. Çünkü burada yatırım tavsiyesi niteliği taşıyan bir bilgi vermiyoruz. Tamamen istişaresini yapıyoruz. İstişaresini yaptıkça da bilinçleneceğiz. Hadi başlayalım. Bilinçlendikçe de kazanacağız arkadaşlar. Şimdi Politeknik Metal Sanayi ile başlayalım. Politeknik Metal Sanayi sağ olsun burada son 5 bildirimi verdiği için kap. Kapın uygulamasından ben kendisine bakıyorum. Kar payı dağıtım şuradan e, sadece şey diyor. 2103 2022 tarihinde bugün gerçekleştirilecek dönemin ilişkin genel kurulu toplantısında sermaye kar dağıtım politikasına genel kurulu katılan pay sahiplerine kabul edilmiştir. Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız. Bir öncekinde ne diyor peki? Kar payı dağıtım işlemlerine ilişkin e, Nakit kar payı ödeme şekli okey diyor. 0.95 kuruş A grubu için ee, ve 1 TL nominal değerli için e, ödenme tarihi. Genel kurucu onaylandıktan sonra ödenme tarihin var mı? Şu an telefondan ödenme tarihini görmüyorum arkadaşlar. Ödenme tarihi, ödenme tarihi. Neyse. Gelme tarihi, karar tarihi diyor. Kar payı, bilmem ne. Ya 1 lira 1 liraya yakın 95 kuruş bir e, A grubu B grubu içinde e, 90 kuruş hedefi var. Hızlıca şu kenara koyayım telefonumu. Hızlıca bir bakalım arkadaşlar. Geçelim şimdi Politeknik için. Evet hissenin günlük grafiğine bakıyoruz. 580.4'le kapatmış bu kardeşimiz. Yiğidim seni tanımak istiyorum. Kalbim kadar temiz bir sayfa ile devam ediyoruz. Şimdi Şöyle Fibo'ya otursa aynen Şöyle Fibo'ya bir oturtalım Ya da şöyle yapacağız aynen şu Fibo'ya bir oturtalım bu bir kalsın Geçmişti çünkü demek ki başka şeyleri var Şimdi Şöyle geçmişe baktığımız zaman yani uzaktan otursak cuk oturacak yani şu seviyelerde. Demek ki yakında bir yere de koysak olacak. Yakın markajdaki 52 haftalık fibosunu da ayrıca çekeriz arkadaşlar. Şimdilik sadece genel hat itibariyle 2019'dan bu yana ilerleyişine bakıyoruz. Hızlıca şöyle hissenin trend çizgilerine bir bakalım. Şöyle çizersek arkadaşlar biraz daha yukarı Alabiliriz, şöyle şu şekilde. Evet aşırı alım bölgesinin olduğunu zaten söylemeye gerek yok artık arkadaşlar. Bu kendisi e, alım bölgesinde ve yukarı doğru gitmek istemiş fakat şu anda e, sıkıntılı bir bölgede gitgeller yaşıyor. Evet satış hacmi, şey e, satış baskısı yemiş mi yemiş? Aşağıya doğru daralmak isteyecek midir? İsteyecektir. 580 nokta. 4'te şu anda ve 585 bir önceki ATE ATH'ı yani iki önceki, üç önceki ATH, iki önceki ATH'ı oluyor arkadaşlar şu kısımda yani 2021 14 Ocak'ta onu kendisini destek olarak gördü, gördü, göremedi aşağı doğru iner. Aşağı doğru inerse nereye iner arkadaşlar? Şöyle inince şurada bir seviye var. Şu seviyeyi bir görür. E, 562.6 sonrasında aşağı doğru inip kendisini 100 günlük e, EMA'ya yaklaştırmak isteyecektir. Biraz keskin olmayabilir, biraz e, sürüncemeli olabilir. Ama ondan sonrası e, 100 günlükten destek alırsa 100 günlük EMA'dan devam eder. Arası açılırsa bu e, problem olabilir. Kendisine destek, destek çizgisine doğru trend, şu destek trend çizgisine doğru da atmak, yaklaştırmak isteyebilir. Buna da 100 günlük ve 200 günlük EMA'nın yani aslında buradaki alımların, e, durumu belirleyecek gibi duruyor arkadaşlar. Politeknik için şu anda aşırı alım bölgesinde demek doğru olur. Bekleyeceğimiz noktalar 584 işte zaten 585.8'in 585.8'in üstünde bir kapanış beklemek gerekir. Bugün pazartesi salı yarın için. Onun dışında maktiye al bölgesinde ama boynu hızlı bir şekilde bükülmüş. Biraz sıkıntılı bir durumda. 562.6 ikinci beklenilecek çizgi onun altında da 530.8 var eğer biraz daha aşağı inerse 100 günlük emayı MA beklemekte yani ondan destek oluyor mu almıyor mu onun da hedefi muhtemelen şöyle 513'ler 515'ler falan olur arkadaşlar eğer ki orada da sıkıntı yaşarsa <laughs> onun da altına inerse hemen hızlıca 200 günden ya geri dönüş tepki alır ya da destek trend çizgisine doğru yanaşır. Oradan desteğini alır. Alamazsa 0.382 fibosunda kendisine yer bulur. Sonrasında zaten şurada bir gap'i var. Onu da almak isteyebilir arkadaşlar. Onu da duruma göre değerlendirmekte fayda var. Yani şuraya kadar inebilir. Dikkatli olmakta fayda var arkadaşlar. Şu kısma kadar inebilir. Ee, Tabi böyle bu en olumsuz senaryodan bahsediyorum ve biraz daha uzun yani çatı çatır inmek değil de uzun e Senaryo için. Şimdi bazıları diyecek ki, ya oradan oraya iner mi? Baba buradan buraya inmişse, buradan buraya inmişse bahsettiğim 624'ten e, gelip 400'lere inmişse yani bu buradan da aşağı inebilir. Kimse şaşırmasın. Buna bir sonraki hissemiz Konya kağıt. 1 TL nominal değere Konya kağıt kar payı dağıtım ilişkisi şöyle he, Konya kağıt doğru mu baktık? 1 TL nominal değerli 0.24 24 kuruş veriyor arkadaşlar nakit kabul başlayabileceği son tarih bu başlayabileceği ilk tarih falan filan ee, ödeme adam burada açıklamış zaten 24 kuruş vereceğini söylüyor konka biraz küçük bir grafik kısa bir grafik. Ama dönüşleri falan şey bir grafik yani. Aşırı alım bölgesinde tavan kapatmış ama tak tavan kapatamamış sorry. Kafasına bir vurmuşlar arkadaşlar. Burası sıkıntılı bir bölge. Şunu da işaretleyelim o zaman. Kafaya burada vurmuşlar. Aşağıki Fibo'yu bekleyeceğiz. Fibo'dan destek alırsa yukarıya doğru kendisini atabilir. Onun altında bir Fibo var. Fibo destekli ilerlemiş mi? Fibo destekli ilerlemiş aslında. Daha çok sürüncemeli olduğu işte 0786 ve 0680'den güzel bir zıplama görmüş. Şuradaki Gap'i almak isteyecektir arkadaşlar. Yani şurada Gap yok aslında da. Şurada var onu almış zaten. Ee, buradan Ya kendi ATH'nin üstüne çıkacak arkadaşlar. Öyle bir güzellik yapar. Üstünde kapanışlarla devam eder yoluna. Ya da e, aşağı doğru iner biraz daha yolunu böyle sallana sallana tutar. Yani burada çok da şey bir çizgisi yok bu kardeşimizin. Yani şu şöyle bir tane çizelim ama bu gene aşırı alım bölgesinde ve yüzde %8.29 zıplamış yani bu kağıt. Makti zaten al bölgesinde bir daha boynunu bükmüş. Al demiş. Ama yukarıdan bir satış gelmiş. Şimdi şu tren çizgisine de tekrar yaklaşmış yaklaşmak isteyebilir. Fibo'da beklemekte fayda var. Şu kısımda da eğer aşağılara inerse de 0.382 olumsuz uzun senaryo için söylüyorum arkadaşlar. Aşağıya doğru şöyle şuralara doğru bir beklemekte fayda var. Yani 9.5'lara falan beklemekte fayda var. Yani hisse şu anda yatırımcısına güzel kazandırmış. Yeni halk arzumuz zaten belli ne zaman 2.26 kısım 2021'de. Şu anda bu at eğer kıramazsa buradan geri dönerse bu kardeşimiz mutlaka e, tren çizgisine değmek isteyecektir. İlk etapta ondan sonraki etapta zaten fibosuna dönmek isteyecektir. Ne burada 9.57'ler 9.50'ler falan buraları bir görmek isteyecektir arkadaşlar hızlı bir şekilde sonrası için ya yatayda devam eder ya da aşağı doğru bir düşen trend oluşturur. Uzu, bir de böyle kağıtlarda şey oluyor arkadaşlar çıkıyor çıkıyor sonra. Çanağın hani çanak yapar gibi aşağı doğru iniyor. Baya bir yatırımcısını mağdur edebiliyor. Ben konka için şu anda onu söylemiyorum ama ee, düşerken de fazla da tutmakta fayda yok elimizde. Yani onda dikkat etmekte fayda var. Stratejiyi ona göre ayarlamakta fayda var. Yani e, yeni geldi çok kazandırdı arşa gitti e, bir yerde de bir düzeltmesi olacaktır. Burada bir düzeltmesini yapmış şimdi tekrar aşa aşmaya çalışıyor. Aşamazsa problem e, aşarsa güzel. Bir sonraki hisseye geçelim. Karfursa ne diyor? Karfursa kar payı ödemesi ödenmeyecek. Ödenmeyecek. Şinanay da yavrum. Şina Şinanay. C, -R -F -S -A. Ödenmeyecek. Vermeyeceğim, vermeyeceğim. Benim değil vermeyeceğim. Oo. Şimdi hisseni şöyle bir... Şunu bir çizelim arkadaşlar. Şimdi onu çizdik. Bu zaten bizim için Carrefour'sa da şey oluyor. İleriye dönük görüyor mu? Heh, tamam. Şimdi o çizdiğimiz 26.78. Hissenin değeri 32.56. Böyle kapatmış. Hisse yatırımcısını sıkıntıya sokmuş galiba ya. Bunu niye böyle yapmış bilmiyorum da. Şöyle yaparsak bu daha iyi oturacaktır yakın zamanda. 100 günlük EMA ile 200 günlük EMA'nın zaten Altında hisse kendini bildi bileli düşüyor galiba. Bayağı bir çıkmış 2020'de uçmuş. Sonra aşağı doğru inmiş. Bir bölünme falan filan vardır herhalde ben görmedim ama. Yani duymadım. Ee, zaten GEP'in MEP'ini komple almış yani burada. Bu saatten sonra 32.56'ya kadar inmiş hisse. Bu muhtemelen bölünme gerçekleştirmiştir yani. Ben bunu takip etmedim ama. Şöyle şuraya da bir e, çizgi destek ya da heh, direnç koyalım arkadaşlar geçmişte mutlaka onun bir noktası desteği direnci vardır yani ee, şuradan şu önemli bir nokta hemen şunu işaretleyelim arkadaşlar burası 36 36.60 önemli bir destek noktası ama şu anda direnç noktası ee, 100 günlük ama kendisine direnç olabilir buna dikkat etmek lazım 100 günlüğün Üstüne atarsa kendisini 200 günlükte zaten alttan keserse hisse tekrar toparlanabilir. Hedefleri ne olur? Hedef fiyatlarını söyleyeyim arkadaşlar. Hiç fibo falan çizmeye de gerek yok yani. Direkt 46.90 ondan önce şurası var. Buralar zift olmuş arkadaşlar. 42.40'lar. Yani e, 32.56'dan sonra eğer 100 günlükte kendisine yani şu 36 36.72'yi aşarsa yukarı doğru onun üstünde kapanış gerçekleştirirse zaten 100 günlük 100 günlük emayı kendisine destek olarak alabilir ve şuralardaki gibi oturup sür yani buralarda sürünüp sonra akümün olup yukarı çıkmış ya. Bunun gibi bir yukarı çıkma gerçekleştirebilir. Ama hedefler bu şekilde. Geri dönme ihtimali olan yerler bu şekilde. 100 günlük emasının kendisine ne olacağına bakacağız. 36 70'i aşarsa bu yakın zamanda. Ama uzun vade için ee, şu anda hisse şöyle baktığınızda baya baya yatayda gezmiş ve tepki yükselişleriyle beraber bu gitar teli gibi olan kısımlarda kendisine yer bulabilir biraz beklemekte fayda var şu anda zaten e, benim bekleyeceğim alt şöyle olur arkadaşlar 26.78 onun altında da geçmişte Şöyle bir 17.88 falan var. Hiç oraları düşünmüyorum. Şu anda e, kendisini biraz yukarı çekip şey yapmasını beklerim. yüz günlüğü kendisine destek olarak almasını beklerim. Ama direnç olarak alırsa bir alt kademeyi de beklerim arkadaşlar. O da ne? 26-78. Yani şurayı yükselişte şu kısımları düşüşte e, önce yüz günlük EMA destek mi direnç mi yapacak ona bakmak lazım. Sonra 26.78 eğer direnç yaparsa kendisini bunu takip etmekte fayda var. Bir sonraki hisse arkadaşlar. Kervan gıda. Kervan gıda. Ben bunlardan şu an herhangi birisine herhangi bir tik koymadım. Kervan gıda ne demiş? Ben payların geri alınmasına ilişkin işlemden bahsediyorum demiş. Paylar burada e, payların nominal tutarı 5000 1000 bu şekilde ne zamandır 05, 06 07 2021 adam şeyleri almış. Bunun ortalamasına bakmakta fayda var arkadaşlar. Ortalamasını hesaplamakta yani ne diyor 1803 2022 tarihinde 946 948 fiyat aralığında 9 Ortalama 9.047 mi? Bu 15.226 adet pay geri alınmıştır. Hesaplar için nedeni değildir. E, bu yukarıdan bakabilirsiniz ortalamasına. E, bu paylar 1.419.292 adete ulaşmıştır. Önemli bir detay. Şimdi biz kervan bir bakalım arkadaşlar. KRVGD. Azallah. <laughs> Şimdi ise ne demiş? 9.35, 14.91, 52 hafta aralığı 9.64 yani hisse açılış fiyatına yaklaşmış mı burada? Aynen. Şurada mı bu ne ya yani bu? Ha. Şurada. Yo 7.49 ha biraz geride tabi. Aynen 7 Aralık 2020. Şimdi şuradan şöyle çekelim arkadaşlar. Adam fibolarda gezine gezine gitmiş. Şimdi döngüsel gibi bir hareket yapmış. Şimdi buradan 0786 desteğini almış mı? Almış arkadaşlar. Desteğini almış. 100 günlük emanın aşağı doğru sarkmasıyla belki 0618'de buluşabilirler. Ama ona buluşmadan önce şurada payların geri alımını yaptığı için şimdi patron bu kişiyi biraz daha temel analiz tarafında araştırmakta fayda var. 10,09'da kendisine bir dur ihtarı alabilir. Ee, onun üstündeki kapanışta kendisini 0618'e doğru çekecektir. Şurada e, yani aslında alım baskısı varken satış değil alım baskısı varken bir anda aşağı düşmüş. Buna bakmak lazım bu gapi. Bu gapi kapatmak isteyecektir arkadaşlar. Başka bir yerde bu gapi oluşturmadıysa e, gerçi şurada tavan 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 gitmiş ama o açılışla alakalı olabilir. E, buradaki kısım tamamen yani şu gap'i kapatmak isteyebilir. Şurada tekrar geri gelmiş gelmek isteyebilir. Kötü bir haber mi çıktı bilmiyorum. Bununla alakalı bilgisi olan varsa aşağıya yorumlara yazsın arkadaşlar. Ama 100 günlükle arası baya baya açılmış. Burada bir şey olmuş. Yani alım yapılırken bir anda mal kilitlenmiş. Nerede? 10.90 seviyelerinde hızlıca yukarıya gelebilir. Ben bunu takip edilecek diye bir bakıyorum. Kervan Gıda'ya takip diyorum. Alım vesaire satım herhangi bir şey diyemiyorum. Sadece takip edeceğim. Şu anda bir destek şeyi görmüş yani 18'inde zaten bir alım yapılmış ya matematiksel olarak yukarı çıkmış burada bir satış yemiş. şimdi bekliyorsun 0.786'da kendisine destek aldı ama eğer 10 üzerinde kapanışla bir yeşil mum kapatırsa buradan sonrası belki yataya sarıp e, yukarı doğru çıkmak isteyebilir yani çünkü buralarda hep şöyle gepleri falan filan var yani aldığını vermiş verdiğini almış gibi bir şey olmuş e, ama bir taraftan da pay geri alımı yapıyor yani makdide sat bölgesinde ama aşağıdan boyunda Bükmüş e, güzel haber olumlu haberlerle yukarı doğru çıkış gösterebilir mi gösterebilir arkadaşlar o zaman da kendisine yukarı doğru atabilir sadece izlemekte fayda var takip etmekte fayda var takip edeceğimiz noktada benim takip edeceğim nokta 10 10 10.09'un üstüne atıp atmayacağı yakın zamanda zaten beni burada herhangi bir şekilde e, şu boşlukta yani bana herhangi bir done olmadığından beklemekte fayda var en ufak bir fısıltı bile duysan burada çabalar yani bu şeyler faydasız yani arkadaşlar. Onu söylemekte fayda var. Şimdi ne dedik? Kervan da geçtik. Bir sonraki ise Matrix Bilgi. Matrix Bilgi ne diyor? Ben 1 TL nominal değerli paya ödenecek nakit par kar payını şu kadar açıklamışım diyor. 0.23 yani 23 kuruş olarak açıklamış. MTRKS Ne zaman ödeyecekmişsin? Abi ben ben mi göremiyorum? Ne zaman ödeyeceklerini mi yazmıyorlar? Anlamadım ki ya. Dönemi kar payıtından mı? Ben göremiyorum herhalde ya. Neyse. Bakalım Matrix. Bu da bu kardeşimiz de aşağı doğru sarkanlardan. Şimdi burada şöyle bir durum var. Şöyle omuz. Baş omuz. Olabilir mi ya? Kafamı da kurcalamada değil yani. Şöyle. Olmaz ya. Bu biraz fantastik oldu. Şimdi şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. Bir şuraya bir koyalım. İki uzun vade ileride bakacağımız için şöyle koyalım. Kendimize notlar oluyor ya. Ondan sonra şunu koyalım arkadaşlar sonra şunu koyalım. Bir de şu arada şöyle bir dur var. Şimdi 100 günlükle 200 günün 100 günlük altta 200 günlük üstte 100 günlük e, ortalama 200 günlüğü alttan keserse sen filmi seyret diye içimden resim geldi. Şimdi makti zaten al bölgesinde e, hacimli alışlar gelmiş mi? Çok da böyle hacim zaten ortalaması bayağı bir düşük. Hani hacim şeye göre sönmüş yani sönümlenmiş. Geçmişe baktığınız zaman şey var. Şurada bir destek varmış. Onu kaçırmayalım arkadaşlar da. ileriye dönük işimize yarar belki. Aynen. Yarın öbür gün tekrar bir yerlere gelirse oradan ilerleriz. varmış zaten tamam. Güzel. Şimdi bu kardeşimiz evet bu yaptığı kapanış 25-62'deki kapanışı e, devam ettirerek ilerlemesi lazım. Alım yapılabilir mi? Burada bu kapanışla birlikte kendisine kısa vadede kontrol mekanizması şurada şu var. Onu söyleyeyim. 26-18 var. 26-18'e dikkat ettiğiniz sürece 26-18'in üstünde de kapanış yaparsa 26-20'lerde falan yani üstüne oturursa böyle yeşil bir mum. Ondan sonra hemen e, 26-74'ü sonrasında 27-52 deneyecektir. Onun üstü, üstüne çıkarsa arkadaşlar hacimli kapanışlarda yolunda devam edecektir. Ta ki yani burada zurnanın zırt dediği yer 29.80'e kadar ama bu çok e, şu anda çok 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 olumlu ve hızlı giden bir durumdan bahsediyoruz. Zaten makdi bayağı bir arası açılmış. Burada muhtemelen yarın öbürsü gün 26.18'e çarpıp buralardan e, şu yataya e, 24.80'e doğru bir geri dönüş yapıp ya aşağı doğru iner ki inşallah inmez yatırımcısı için e, ya da oraya bir çarpıp aşağı çarpıp tekrardan yukarıya doğru gelmek ister. Belki şurada şöyle bir filema yapıp sonrasında tekrardan yukarı farklı bir ivmeyle çıkabilir. Takip etmekte fayda var. Ben matriksi takip alıyorum arkadaşlar. Takip edeceğim noktayı da söyleyeyim. 24.80'in üzerindeki kapanışlarda hacmine ve makti durumuna bakacağım. Eğer aşağı doğru sarkma gerçekleşirse e, izleyeceğim bu arada. Aşağı doğru sakma gerçekleşirse 21 lardan, 21 .90 lardan bir alım yapabilmek adına. Eğer onun altına denerse zaten şu var. Şu kısım var. Onu da söyleyelim. 20.54. Onun altında 19.90. Yani bunlar maliyet düşürme. Sonradan yükseldiğinde satma yerleri. Bunları da özellikle söylüyorum arkadaşlar. Burada takip edeceğim nokta almak için değil. İleriye dönük bu seviyelere tekrar gelirse eğer bir üste çıkarsa benim için artık fırsat kaçmıştır ama bir aşağı inerse 21.96'yı falan bekleyip burada bir kademe sonra bir kademe sonra bir kademe daha eğer düşerse küçük küçük girmeyi düşünürüm. Bu benim kendi stratejim olur. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır arkadaşlar. Bir sonraki ve son hissemiz kafein. 1 TL nominal değerliye 0.04 vermiş arkadaşlar. Hissenin yani şey gibi bir şey olmuş bu e, ee, eskiden olacak o kadar da 5 kuruş zam vardı ya senin de zamana korum sen de diyordu ona dönmüş bu kafein seneler seneler önce mi incelemişiz biz bunu hmm. şu an zaten Fibo'da arkadaşlar Fibo'dan geçmiş zamanda çektiğimiz Fibo'yu da şöyle gösterelim de e, ee, bu şeyde Mart ayı ile 18 Mart'la 17 Şubat arasında bir çizgi çekmişiz. Onun arasında şimdi şuradan bir destek çizgisini de koyalım. Ve ben direkt buna kafeine de takip yazıyorum arkadaşlar. Teknoloji hisselerinde geçen logoya bakmıştık zaten logoda da sıkıştığını söylemiştik. Kafein de sıkışmış arkadaşlar ee, sıkışmış ve ben buradan düşeni kırarsa ilk hedefi 19.90 onun üstüne atarsa da 0.5 21.36 bu şekilde öngörüyorum. Sonrasında üstüne atarsa da şu hedefi de çizmiş olalım arkadaşlar 23.73 evet zaten birçok noktada da destek. Olmuş kendisine şu bölgeyi de çizelim arkadaşlar da bu bölgede ne yaşamışsa bunu da bir e, belki hiç sallamayabilir ama direkt üstüne de e, atabilir ya da o noktada şuradaki desteği direnç olarak görüp kafasını aşağı vurabilir ama ben şu anda. Şu mum grafiğine de baktığımda, şu mum hareketinde de al, alım yapıldığını ve MACD'nin al bölgesine geçmek istediğini, ortalamanın da üstünde hacimli alışlar geldiğinde düşeni kırıp ilk hedefini 19.90'a 20'ye doğru çekeceğini düşünüyorum arkadaşlar. Ama 19.90 e, bence ilk hedefi olacaktır. Bununla alakalı ilerlediğinde e, alt destek noktamız tekrar söyleyeyim arkadaşlar 18 onun altına düşerse 16-10. Onun altına da düşerse onun için artık söz 13-22'ye kadar gidebilir. Sonrasında zaten 12-14 falan çok olumsuz ama düşen trendde ve düşen trendde hala kıramamış. Kendisine öncelikle şu düşeni kırması lazım. 100 günlük EMA'yı kendisine destek alması lazım. Sonra 19-20'nin üstüne oturması lazım. Teknoloji hisselerindeki bu furya belki de globaldeki bu teknoloji furyası bu arkadaşları da bizim bizdeki arkadaşları da sirayet eden ama logoda gel sanki başladı gibi bir şeyler. Onda altını çizeyim. Logoyu da e, oynatma listemizden e, izleyebilirsiniz. Oynatma listesindeki videolara bakın arkadaşlar. Dediğimiz gibi 0618 de güzel bir noktada Fibo için ve e, yukarıya doğru mail etmiş gibi duruyor. Maddi al bölgesine doğru geçerse düşeni kırarsa ilk hedefi dediğim gibi 100 günlük ama 10 direnç olmaz ise destek olursa oradan sekmez üstüne atarsa bu saatten sonra 19.94 ve hemen 05 fibosuna 21.36'ya doğru ilerler sonrasında 22.46, 23.73-25 bu şekilde takip edilebilir arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hızlı geçiyorum ama istişaresini yapıyoruz. Burada zaten sağ tarafta hemen şu taraflarda gördüğünüz üzere yazıyor arkadaşlar. Bunlara da üzerinden geçebildiğim kadar geçiyorum. Geçemediğim olursa affola. Buradan durdurup videoyu bakarsanız sevinirim. İstişaresini yapmış oluyoruz. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Kendinize çok iyi bakın abone olmadıysanız buraya kadar izlediyseniz abone olun arkadaşlar yorum yaparsanız çok makbule geçer ve e, videoyu beğendiyseniz de beğen butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar hoşçakalın görüşürüz.